Şimdi köfteyi yoğurarak başlayalım. Bunun içerisine kıymamızı ekleyelim. Biraz ekmek kırıntısı ekleyeceğim. Tuz. Kimyon. Biraz yeni bahar. Hafif bir acılık vermek için pul biber koyacağım. Ve biraz da kekik. Şimdi hepsini yoğurmaya başlıyorum. Bu şekilde patlıcanın üzerindeki kabuklarını alaca yapalım. Şimdi patlıcanlarımızı da doğrayarak acısını almak üzere geniş bir kabın içerisine koyacağım. Patlıcanlarımızı soyduktan sonra şimdi sap kısımlarını alalım. Ve bu şekilde de dörde parçalayarak her bir kesmiş olduğum patlıcanı parmak şekline getiriyorum. Bu arada kızartmak için yağımızın altını da açalım ve biraz ısıtalım. Biraz üzerine tuz serpiyoruz ve kenarda bekletiyorum. Patlıcanlar biraz terledikten sonra bol soğuk suda yıkayarak üzerindeki o acılık kısmını da almış olacağım. Şimdi efendim geçelim diğer sebzelerimize. Kabakla devam edelim. Kabağımızı da bu şekilde uzunlamasını ortadan ikiye kesip tekrar ikiye kesiyorum. Kabakların bu orta kısımları çok yumuşaktır. Şimdi buraları parçalanıp yemeğimizin içerisine dağılmaması için alıyorum. Diğer kısımları da kabaklarımızın bu şekilde doğrayalım. Sıra geldi patateslere. Patateslerimizi de soyalım. Şimdi patateslerimi de doğrayacağım. Sebzelerin ölçülerinin, büyüklüklerinin birbirlerine yakın olmasına özen gösteriyorum. Yağımız ısınıyor. Birazdan sebzelerimizi pişirmeye bunun içerisinde başlayacağım. Şimdi diğer sebzelerimizi de hazırlamaya devam edelim. Soğanın kabuklarını alıyorum. Biberlerimizi de hazırlayalım. Patateslerimizi kızartmaya başlayabiliriz ama kızartma işlemini yaparken sebzelerin üzerindeki su taneciklerini iyice almak gerekiyor. Şimdi patateslerimizi içerisine bırakıyoruz ve yavaş yavaş kızartıyoruz. Köftemizi de kontrol edelim. Biraz daha yoğrulması gerekiyor. Soğanımızı da doğrayalım. Biberlerimizi de. Sarımsaklarımızı da yine küçük küçük doğrayalım. Küçük parçalar haline getiriyorum. Patlıcanlarımız da bakın terledi. Acısını dışarıya verdi. Şimdi bol soğuk suda güzelce yıkayacağım. Şimdi patlıcanlarımızı da süzdürerek havlu kağıdın üzerine alıyorum. Ki bunun üzerindeki de su tanelerini iyice alalım. Şimdi fırında pişirme yapacağım. Kabımı da yanıma alıyorum. Köftemiz de güzelce yoğruldu. Şimdi onu da çıkartabiliriz. Sebzelerimizi, soğanları, sarımsakları hepsini fırında pişirme yapacağım. Kabın alt kısmına koyuyorum. Evet, sıra geldi köftelerimizi yapmaya. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak köftemizi yuvarlayacağım şimdi. Ve hafif bastırıyorum. Bu şekilde sebzelerin üzerine diziyorum. Kızarmış olan patateslerimi çıkartıyorum şimdi. Ve bunları köftelerin üzerine bırakıyorum. Aynı yağın içerisinde patlıcanlarımı kızartacağım. Onları da havlu kağıdın içerisinde beklettim bir süre. Üzerindeki suları almak için. Şimdi patlıcanları da bu yağın içerisine bırakıyoruz ve güzelce kızartıyorum. Patlıcanlar güzelce kızardı. Şimdi yağını da süzdürerek alıyorum. Ve çok ezmeden patateslerin de üzerine bu şekilde dağıtıyorum. Ve son olarak şimdi domateslere geldi sıra. Domateslerimizi de dilimleyerek üzerine bırakacağım. Bu arada birkaç parça da tereyağı bu şekilde aralara bırakıyorum ki alttaki köfte ve sebzelere de güzel bir lezzet verelim. Domatesleri de bu şekilde diziyorum. Biraz da şimdi tuz gezdiriyorum üzerlerine. Ve fırına gidiyor şimdi. Çok güzel bir lezzet çıkacak ortaya. Ama bir yarım saat kadar daha bekleyeceğiz. Hem de 180 derecede pişirerek.
Sebzeleri bu şekilde alta alıyorum. Ve onun üzerine de şimdi köftelerimi koyacağım. Yine diğer tarafına da biraz sebzelerden, kızarmış patlıcanlar ve domateslerden de üzerine biraz koyalım.